Evet değerli arkadaşlar, bugün Kulu'da kitap fuarı var. Bütün ilkokul, ortaokulun 60 tane öğrencisi var. Zincirlikuyu Gördoğlu'nun. Bugün Kulu kitap fuarına gidecekler. Oradaki çalışmalar olsun, aktiviteler olsun. Ne yapıyorlar, ne yapmıyorlar hepsini baştan sona çekeceğiz. Burası Zincirlikuyu Gördoğlu İlkokulu, 60 öğrenci, öğretmenlerle beraber gideceğiz. Bugün yerli mahalle haftası, bütün veliler, herkes kendiliğinden bir şeyler getirmişler. Şöyle, evet, yerli mahalle haftası. Çocuklar nasılsınız? İyi. Ne yapıyorsunuz bugün? Yerli mahalle kutluyoruz. Öyle mi? Evet. Evet, ara sıra eksikleri oluyor. Avrupa'daki yaşayan insanlarımız, yarın hocamızla irtibata geç. Çocukların durumunu öğrenin. Siz olun, her zaman sorun. 12 tane anaokulu öğrencisi var. Ne eksikleri var? Herkes kendiliğinden bir şey yapabilir. Defter, kalem, oyuncak, her şey. Tamam çocuklar? Evet. Hadi, hepiniz bay bay yapın. Zincirlikuyu Gördoğlu'daki ilkokul, ortaokul sınıfına bir girelim, bir hocayla konuşalım, kısa bir röportaj yapalım. Öğretmen, öğrenci ilişkisi, eğitim, o konu hakkında biraz konuşalım. Gördüğünüz gibi 8A, eski sisteme göre ortaokul 4 oluyor. Merhaba çocuklar, nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba hocam. İyi misiniz? Rahat mısınız? Evet, derslere gittiniz. Evet. Ben de dedim ki şöyle kısa bir röportaj yapalım. Tabii. Evet değerli hocam, burası kaçıncı sınıf oluyor? 8. Burası 8A. Evet. Bu sene LGS'ye hazırlanıyor çocuklarımız. Evet. Konu neydi? Dersimiz İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük. Evet. Bu sene dediğim gibi LGS'ye hazırlıyoruz çocuklarımızı. Güzel bir başarı da bekliyoruz. Evet. Çocuklarımız hem saygı açısından hem de başarı açısından çok iyiler. Çok iyi seviyeler. Evet, onlardan bu yıl bayağı beklentiliyiz. Sizi kısaca tanıyalım. Ben Fatma Şimşek, sosyal bilgiler öğretmeniyim. 4 yıldır burada görev yapıyorum. Bu 4. yılım. Bu kadar. Kırşehirlisiniz. Kırşehirliyim, evet. Evet. Gördüğünüz gibi eski siyah tahtalar yok. Evet. Bir de dijital var. Çok çok mutlular. Derste kaç öğrencimiz var? Derste 10 tane öğrencimiz var. 10 tane öğrenci. Evet. Evet. 10 tane öğrenci. Gördüğünüz gibi şurada da benim yeğenim var. Şöyle biraz göstereyim. Evet. En arkada. Siz 4 senedir buradasınız. Evet, 4 yıldır. Kırşehirlisiniz. Evet. Evet. Peki Zincirlikuyu'dan memnun musunuz? Çok, kesinlikle. Çünkü sonuçta dışarıda. Ben daha önce de öğretmenlik yaptım farklı okullarda. Ankara'da yaptım, İstanbul'da yaptım. Fakat buradaki öğrencilerin en çok hoşuma giden saygı yönleri. Hepsi çok saygılar. Evet. Çok saygılar. Aileleri çok güzel yetiştirmiş. Ben bu konuda ailelere gerçekten her veli toplantılarında da söylüyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizim amacımız burada zaten, ben çocuklara hep şunu söylüyorum. İstediğiniz mesleği yapabilirsiniz. Çoban olabilirsiniz, tesisatçı olabilirsiniz, doktor olabilirsiniz. Ne olursanız olun, en önemli olan şey görevinizi en iyi bir şekilde icra etmek. İyi bir insan olun. İnsanlar arasında ayrım yapmayın. Mesleğinizi en güzel şekilde yapın. Zaten bu önemlidir. Yaptığınız mesleğin hiçbir önemi yoktur. Daima bu şekilde çocuklarımızı eğitmeye çalışıyoruz. Evet. Zorlandığı herhangi bir ders var mı? Öğrencilerin. Öğrencilerin sanırım onları kendisine sorsak daha iyi olur. Tabii. Ben sadece kendi dersime girdiğim için onu biliyorum. Onu öğrencilere soruyorum. Çok mutlu oldum. Evet çocuklar, gerçekten çok çok mutlu oldum. Ben de kendim aynı bu sıralarda oturdum. Bu okulda, bu sınıfta eğitim gördüm. Nasıl, eğitimden memnun musunuz? Zaten öğretmenlere bakıyorum. Hepsi bir anne şefkati, baba şefkatiyle yaklaşıyorlar. Sadece bir öğretmen değil. Ben de tam bu sınıfta bu sırada oturup eğitim yaptım. Benim sıramda oturan, seni tanıyalım. Ben Aydın Güler. Aydın. Evet. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Nasıl, derslerinde memnunsunuz? Memnunum. Öyle mi? Öğretmeninize eğitim olsun, insani ilişkiniz nasıl? Çok güzel, çok seviyorum. Çok mutlusunuz. Evet. Geneldeki bütün öğretmenler hepsi bir numara. Hı. Yani bu kadar sanki
birbirinden seçilmiş öğretmenler var. Evet, şöyle de bir hem sınıfı çekelim, herkese bir hatıra olur. Hocam, okul olarak, öğrenciler olarak yani ne gibi bir eksiklik var bizim bilmediğimiz? Yani spor alanında biraz eksikliğimiz var. Çocukların böyle kapalı spor yapabilecekleri bir alan olsa bizim için daha iyi olur. Evet. Nasıl bir salon? Kapalı bir salon? Kapalı bir spor salonu olursa mesela çocuklar orada kış aylarında mesela beden eğitim derslerini daha verimli geçirebilirler. Başka da okul olarak çok bir eksiğimiz yok. Zaten kapalı salon olduğu zaman basketbol olur, handbol olur, koşu olur, aktiviteler olur. Çok güzel olur. Evet. Yani burada bir zincirli kuyulu kuyu gördüğü insanlara bir mesaj vermek istiyorsunuz. Ne yaparsanız yapın kendi çocuklarınız için, okulunuz için. Eğitimden tasarruf olmaz kesinlikle. Ne yapılacaksa bence eğitim adına çocuklar. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Evet. Geleceği onlar inşa edecek. Biz onları ne kadar güzel yetiştirirsek onlar da ülkeye o kadar faydalı olacaklar. Evet. Öyle düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar, bizim öğrencilerimiz beden eğitimi şu anda dışarıda oynuyorlar. Evet. Oldu. Merhaba çocuklar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Oo, ne güzel. Temiz havada spor yapmak. Evet. Öğretmenimizle görüşüyoruz. Şu anda beden eğitimi öğretmeni. Kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Seyfi Gürlek, beden eğitimi öğretmeniyim. 2 yıldır burada görev yapıyorum. Evet. Çocuklarla spor yapmayı, çocuklara sporu, sporun alakını, çevikliğini öğretmeyi çok seviyorum. Burada çocuklar kış olmasına rağmen dışarıda oynuyorlar. Çok da güzel. Ama bunun da bir kar dönemi var, bir yağmur dönemi var. Çocuklar dışarıda ıslanıyorlar, spor yapamıyorlar. Hani zincirli kuyu halkına bir sesleniş yapıp da acaba burada bir kapalı spor salonu yapsak nasıl olur? Evet, tabii ki buna ihtiyacı olan bir okuluz. Çocuklarımdan 5. sınıftan 8. sınıflara kadar herkesin spor olan ilgisi çok yüksek olduğu için kış aylarında burada spor yapmamız çok mümkün olmuyor. Kendi imkan ve çabalarımızla burayı bir spor salonu haline getirsek de yine yetersiz kalıyor. Evet. Buraya bir spor salonu lazım. İmkanımız olduğu sürece spor salonuna her zaman ihtiyacımız oluyor ve olmakta. Böyle bir yardım olursa bizim için ve çocuklar için çok iyi olacağını düşünüyorum ben. Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi beden eğitim öğretmeni olsun, okulun müdürü olsun. Hani biz ne yapabiliriz? Kendileri canla başla bir şeyler yapmaya çalışıyor. İleride bir kampanya yapalım. Büyük bir kapalı salonu, içinde voleybol, basketbol etkinlikler, çocuklar üşümesin, içinde duşları olan, banyosu olan, soyunma odası olan bir yer yapalım. Çocuklarımız üşümesinler. Bugün hava açık, 12. ay olmasına rağmen. Bir de düşünün, kar var, buz var. Çocuklar sınıftan çıkamazlar. Ama böyle bir salon olduğu zaman çok güzel olur. Ne diyorsunuz hocam? Haklısınız. Katılıyorum fikirlerinize. Evet. Müdür Bey ne derse o. Oldu. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Evet. Sağ olun. Evet değerli arkadaşlar, şu anda 70 tane öğrenci var. 4 tane okul servisiyle kitap fuarına gidiyoruz, kulu.
onlarla beraber devam edeceğiz, takip edeceğiz. Evet. Bugün ilkokul, ortaokul, zübül okulu gördüğünüz lideri. Celil Altun. Celil Altun. Celil Altun. Evet, Celil Altun çok mutlu oldu. Metin öğrenciler 60-70 tane, kaç tane öğrencimiz var? 70, ortalama 70 öğrenciyle geldik geziye bugün. Evet. Şu an Gençlik Merkezi'nde. Öğretmenlerimiz var arada. Öğrencilerimiz de bugün. Hem sosyal hem de sportif faaliyetler için burada bir gezi düzenledik. Buradan sonra nereye gidiyorsunuz? Şimdi burada bulunan grup, buradaki etkinlik bittikten sonra kitap fuarına geçecek. Kitap fuarına geçecek. Kitap fuarı. Bugün zaten kulüda birinci kulu kitap fuarı var. Buna da katılacağız. Saat 11'de. Evet. Tamam. O zaman bir teşekkür edelim. Tabii. Şu anda aktiviteler başladı burada, beden eğitimi, yarışmalar, çocukların birlik beraberlik içinde. Onları biraz izleyelim. Öğretmenleriyle beraber buradalar. Evet, çok güzel bir salon. Birinci grup, grup halinde giriyorlar. Toplam 60-70 tane öğrenci bu grup çıkıp öbür grup geliyor. Evet, aynı aktiviteler devam edecek. Evet, bunların hepsi Zincirlikuyu Gördoğlu öğrencileri. İlkokul ve ortaokul. Evet, bu da öbür grup. Onlar da girecekler. Beden eğitimi öğretmeni. Kulu, burada sorumlusunuz. Evet, jimnastik, kickboks ve halk oyunları kursları var. Evet. Onun haricinde belli günlerde çocukları ağırlıyoruz, misafir ediyoruz. Evet, böyle bakıyorum çocuklarla da bir öğretmen değil, bir anne şefkatiyle bakıyorsunuz. Çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorsunuz. İşim çok sevmek. Evet. Çok mutlu oldum. Ben de memnunum. Harikasın. Bekle, tamam mı? Hazır. Aa,
öğrencilerle tek tek ilgileniyorlar. Hocam nasıllar çocuklar? İyi eğleniyorlar. Çok güzel. Ödevlerini de yerine getiriyorlar. Evet. Hazır mısınız? Burayı anlatıyorum. Tek tek ilgileniyorlar. Burası anaokul. 12 tane öğrencisi var. Öbürler ilkokul, ortaokul. Hep beraber. Evet, şimdi, çocuklar. Ben hangi topun yerini değiştirirsem... Bunlar anaokulu sınıf öğrencileri. Evet değerli arkadaşlar, gerçekten her bir öğretmenle tek tek konuştuğum zaman her öğrenciye bir anne şefkati, öğretmen bir usul anne şefkatiyle yaklaşıyorlar. Her çocukla tek tek ilgileniyorlar. Ne bağırma, ne çağırma, gerçekten hayran kaldım. Bizim ilkokul dönemimizdeki durum hiç değil. Allah razı olsun, Milli Eğitim Bakanlığı çok çok organize bir şekilde bunu organize etmişler. Bütün çevre köylerdeki kuruda bütün öğrenciler tek tek buraya geliyorlar. Spor yapıyorlar, etkinlikler yapıyorlar, kitap fuarına gidiyorlar, sinemaya gidiyorlar, yemek yediriyorlar, servis arabasıyla tek tek geri götürüyorlar. Evet, şu anda kitap fuarına gidiyoruz. Sıramı bozuyorsun ama. Böyle mi anlaştık? Sıramı bozma. Dörtler buraya. Olsun da olsun, olsun da. Az önce Mustafa abi bana bir tane numara attı da. Evet, gördüğünüz gibi Konya Kulu Gençlik Merkezi Spor Bakanlığı. Evet, öğrencilerimizden sadece bir grup. Bütün grupları takip etmek mümkün değil. Hepsi ayrı ayrı gidiyorlar. Evet. Sabahtan beri şuraya kalıyor. Yavaş yavaş. Tamam, ben şuraya otururum. Muhammed otur oraya. Tamam, tamam. Rüce oraya oturma kızım, sıkışırsınız. Arkaya. Tamam, geleceğim. Otur bir. Ben bir daha sayayım da ağızlarıma gene gözümle. 1, 2, 3. 10.30'da çocukları alacakmışsın. 5, 6. Evet, güzel bir organize. İlkokul, ortaokul müdürü. Tamam. Bilhassa kendisiyle her bir konuya müdahil oluyor. Evet, değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk dokunuş kütüphaneye gidiyor. Ben de oraya takip edeceğiz inşallah. Zincirlikuyu, Gördolu'nun. Değerli arkadaşlar, şu anda kulu merkezine geldik. Gördüğünüz gibi bizim müdür, karşıda bizim öğrenciler dolmuşta bekliyorlar. Birazdan kitap fuarı şu yukarıdaymış, onları bir takip edelim. Öğrencilerimiz şu anda bekliyor, bir haber gelecek. Evet, öğrencilerimiz burada, şu anda birazdan kitap fuarına gideceğiz. Bir el sallayın bakayım. Aa, tamam böyle oldu. Mutlu musunuz? Evet. Öyle mi? Spor yaptınız? Evet. Şimdi kitap okuyacaksınız. Evet. Kitap seçeceksiniz. Evet, alacağız. Öyle mi? Hayır. Evde de kitap okuyor musunuz? Evet. 64 yüzlü. Öyle mi? Evet. 199. Senin adın ne bakayım? Elif. Evet, öğrencilerimiz şu anda kütüphaneye girecekler. Evet, öğretmenleriyle beraber Zincirlikuyu ilkokul, ortaokul öğrencileri sadece gruplar halinde geliyorlar. Hepsini bir arada çekme imkanımız yok.
Evet. Burada ilkokul. Bizim müdürümüz Canlan Başlan hepsini tek tek ayarlıyor. Erkekler de bir tarafta. Evet, gördüğünüz gibi burası kulu. Her yarım saatte bir grup geliyor. Yani bu da 2-3 saati buluyor. Ancak bir grubu takip edebildik. Gidiyoruz. Kütüphaneye gidiyoruz. Evet. Değil mi? Senin adın neydi? Miraç. Miraç. Senin? Hepiniz tek tek söyleyin bakayım. Bak. Barış. Öğretmenin adı ne? Dilek. Dilek. Memnun musunuz? Evet. Ya çok güzel. Tek tek isimlerini söyleyin. Söyleyin bakayım tek tek. Barış. Hasan abi beni tanıyor. Tanıyor tabii. Muhammed. Muhammed. Elif. Dilek. Ayşe. Elif. Elif. İrem. Sen? Dile görmeli. Miray. Benim annemin adı da Dilek. Öyle mi? Evet. Hayır. Evet arkadaşlar, şu anda duvara geldik. Bunlar bizim öğrencilerimiz, takip etmeye çalışacağız. Evet, önceki gelen grup da burada. Gelen bir grup var mı burada, sadece biz mi? Bizim okulsan ilk 11.30'da gelecek. Aynen. Diğer grup. Hepimiz burada birleşiyor muyuz? 11.30'da herkes burada olacak. Herkes burada olacak. Evet. O zaman çekimleri devam ediyoruz. Şu anda ilk grup geldi. Bizim köyün İkincili Kuyu kasabasının bütün öğrencileri. Hepsi burada toplanacak. Ondan sonra yemek yemeye gideceğiz. Ben hem böyle kütüphaneye çekeceğim. Hem öğrencilerimizi çekeceğim. Evet, gördüğünüz gibi çevre köylerinden gelen bütün öğrencilerimiz. Kulu çevresindeki bütün öğrenciler burada kitap fuarına gelmişler. Öğrencilerimiz hem alışveriş yapıyorlar, hem geziyorlar, hem eğleniyorlar. Burada da gördüğünüz gibi kitapları tek tek bakıyorlar. Evet. Almak istedim bu kitabın ismi ne? Bunlar voleybolcular. Hande Baladın. Zehra Güneş. Evet, spor üzerine mi? Evet. Okuyor. Milli voleybolcular. Öyle mi? Önceden de okumuş muydun? Yok, ilk defa. İlk defa. Alacaksın. Evet. Evet. Kitap okumayı seviyorsunuz. Evet. Evet. Senin adın neydi? Efendim? Adınız neydi? Ayşegül. Ayşegül. Sen? Havalı. Evet, bunlar hepsi Zincirli Kuyu ortaokul öğrencileri. Gördüğünüz gibi. Kitap aldınız mı? Alacağız. Daha alacağını. Hangisini almayı düşünüyorsunuz? Şöyle bir kitaplara bakalım. Klasiklerden olabilir böyle. Nasıl? Klasiklerden. Böyle. Klasiklerden. Hangi tür kitaplar seviyorsunuz? Klasik, böyle maceramsı, korku kitapları falan. Evet. Kitap okuyorsunuz zaten. Evet, sen? Ben de bu tür şeyleri seviyorum. Efendim? Ben de bu tür şeyleri seviyorum. Seviyorsunuz. Evet. Adınız neydi? Oya benim adım. Oya. Siz burada görevlisiniz. Görevliyim. Deniz'den geldik. Sonra bulduk. Şimdi de buradayız. Evet. Yani bütün bölge bölge dolaşıyorlar. Kitap fuarı demek. Bütün şehirleri dolaşıp bütün çocuklara ait ilkokul, ortaokul. Zincirli Kuyu Gördoğlu öğrencileri. Belki tanımayanlar. Burada herkes kendi çocuğunu görebilir. Evet, bütün öğretmenleri de canla başla her bir çocukla tek tek ilgileniyor. Hayran kaldım. Bilhassa müdürü tebrik ediyorum. Evet. Bir kitap alana bir kitap hediye. Bakın şöyle güzel kitaplarım var macera. Onu aldığınız zaman posteri de hediye burada. Gel. Evet. Hangi kitapları almayı düşünüyorsunuz? Bunu mu? Icardi. Çok mu seviyorsun? Evet. Zincirli Kuyu ilkokul, ortaokul öğrencilerimiz burada istediği şeye ulaşmaya çalışıyorlar. Efendim, soramadım mı?
istedim? Bir buraya geldim. Evet, değerli bizim beden eğitimi öğretmenimiz. Nasılsınız hocam? İyisiniz. Öğrencilerle beraber geldiniz. Evet, çok mutlu bir oluyor. Nasıl bir duygu abim? Öğrencilerle böyle aktivite. Değişiklik oldu. Evet. Siz de Zincirli Kuyu Gördoğlu beden eğitimi öğretmenisiniz. Evet. Evet, çok çok mutlu oldum. Zincirli Kuyu Ortaokulu Kitap Fuarı'nda. Evet. Gayet güzel. Başarılı. Tamam. Nasıl bir duygu? Çok güzel. Öğrencilerimizi buraya getirebiliriz. Çok mutluyuz gerçekten. Onlara bu imkanı sağlayan herkese de çok teşekkür ediyorum. Evet. İnşallah daha nicelerim. Ben hayran kaldım. Bütün öğretmenler olsun, teşekkür müdür olsun, öğrencilerle tek tek ilgilenme. Çok çok güzel bir oyun. Öğrencilerle röportaj yapıyorum. Hangi kitapları alıyorsunuz? Ne tür kitapları okuyorsunuz? Öğrenciler de bayağı beğendiler. Hasan Ali de aldı iki tane evet. Kitap. Sen neyi aldın? Şöyle bir göster bakayım. Evet. Bunu her ikisini de aldım. Bir Galatasaraylı olarak. Evet. Peki okuyorsun değil mi? Öyle eve götürüp de bir köşeye koyma yok. Evet. İyi. Okuyacağız. Öğretmenlerinden de memnun musun? Çok memnun musun? Evet. Okulunu seviyor musun? Evet. Hadi bakalım. Bizim köylerden gelenler var. Burada. Merhaba çocuklar. Mutlu musunuz? Nereden geliyorsunuz? Cumhuriyet İlkokulu. Ortaokulu değil mi? Evet. Tamam. Memnun musunuz? Evet. Tamam. Evet. Çok teşekkürler. Kitap aldılar. Zehra abla. Kitabın yazarıyla hatıra imzalı kağıt. Evet değerli arkadaşlar. Öğrenciler fuar kitabında çıktı. Şu anda hepsi yemeğe geliyor. Grup grup halinde. Neredeyiz? Enerji Mistik'tayız. Şöyle bir girelim içeriye. Sohbetimizi yapalım, öğrencilerimizi çekelim. Merhaba Mısık abim, nasılsınız, merhaba, iyisiniz? Hoş geldiniz, Allah'a şükür, siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Bugün bütün 60-70 tane Zincirli Kuyu, ilkokul, ortaokul öğrencileri buraya geliyor. Allah razı olsun, bir sponsorumuz var, o her şeyi üstlendi, sen de kendi payına düşeni yaptın. Nasılsınız abim, işler nasıl gidiyor? Siz nasılsınız? Nasıl bir duygu? Senin çocukluğunda Zincirli Kuyu gördü, oğlu da geçti. Tabii bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu ama mükemmel bir duygu. Evet. Bizi tercih ettiğiler için çok teşekkür ediyoruz özellikle hocalarımıza, sponsorumuza. Evet. Ayrıca sizin çekimlerinizi. Evet. Verdiği katkılardan dolayı desteklerine çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Biz de öğrencileri bir çekelim böyle. Sağ olasın. Evet. Merhaba çocuklar. İyi. Nasılsınız? Doydunuz mu? Evet. Teşekkür ettiniz mi öğretmenlerinize? Evet. Öyle mi? Maşallah. Evet. Bunlar anaokul. 12 tane öğrenci anaokulu. Ondan sonra ilkokul, ondan sonra ortaokul öğrencileri gelecek. Şöyle hepsini çekmeye çalışacağım. Evet. Bu öğrencilerimiz gerçekten hepsine yarımşar veriyor. Yani bol bol. Anaokul öğrencisinin öğretmeni Yaren. Yaren nasıl, mutlu musunuz? Teşekkürler. Evet, öğrencilerinle geldin. Bütün öğrencilerle sen tek tek bir ana şefkati gibi davranıyorsun. Yani bir çocuk ağlasa Yaren ondan önce ağlıyor. Kendisi Gündü Bulduk'tu. Annesi Karacadağlı. Çok sevdiğimiz bir aile. Evet. Çocuklar el sallayın. El sallayın bakayım. Evet. Çocuklarımız yemek yedikten sonra ellerini yıkıyorlar. Öğretmenlere öyle söylüyorlar. Mutlu musunuz çocuklar? Evet. Evet. Biz de mutlu olduk. Arkadaşlar anaokuldaki 12 çocuk geldi. Hadi. Evet değerli arkadaşlar. Anaokuldaki çocuklar şu anda kütüphaneye gidiyorlar. Yemeğini yediler. Çocuklar kütüphaneye gidecekler. Orada da öbür öğrenciler gelecek. Ben de öbür öğrenciler yemek yiyecek diye buraya geldim. Onları bekliyorum. Evet, bunlar hepsi bizim çocuklarımız. Değerli arkadaşlar, şu anda ilkokul, ortaokul öğrencileri geliyor. Sıra bunlarda grup grup halinde gelip yemekler yiyecek. Evet. Ben yiyorum karo, yiyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi tam toplam 70 tane öğrenci
Ama grup grup halinde geliyorlar. Birazdan öbürler de gelecekler. Oğlum getirdiler. Kalkmayın. Sıkıştırmayın. Bakın yer var. Biri yemiyor. Tamam. Nasılsınız çocuklar? İyi. İyi misiniz? Acıktınız mı? Evet. Ne yiyeceksiniz? Bir pipi. Kavun pipi. Biz de balıklı biraz oynayalım. Bunlar da öğretmenleri. Şimdi geleceğiz. Önce arkaya gireyim. Tamam mı? Evet. Yemeğini yediler. Şu anda kütüphaneye gidiyorlar. Öğretmenleriyle beraber. Şu anda gidiyorlar. Bir grup geliyor. Ortaokul öğrencileri. Onlar da yemek yedikten sonra kütüphaneye. Oradaki çekimlerimiz devam edecek. Evet. Değerli arkadaşlar, şu anda da ortaokul öğrencileri geldi. Yemek için. Merhaba çocuklar. Evet. Evet. Merhaba. Evet. Son grup mu oldu bu? Son grup mu hocam? Bunlar da ortaokul öğrencileri. Sakin, sakin. Evet, hepsini teşekkür ederim. Çok mu acıktınız? Bunlar kimiz neydi? Güzel. Çok mutlu oldunuz mu? Ha? Evet. Burada da kızlar ayrı oturuyor. Erkekler ayrı oturuyor. Evet. Acıktınız mı? Ha? Et döner. Fuarından çıkıyoruz. Öğrencilerimizle beraber yemek yemeye girecekler. Buradaki çekimleri de yapayım. Gel. Dörtler. Şu anda ortaokul öğrencileri gelmiş. Onlara bir bakacağız. Hele ne yapıyorlar? Spor aktiviteler yapacaklar. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Merhaba. Bağırın. Ne yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Evet, Zincirli Kuyu Gördoğlu'nun genç takımı. Evet. Aynen. Evet. Evet, mutlu musunuz buraya gelmekten? Evet. İyi. Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? 6. 7 mi? Abi yüz kısmı. Daha 6. Evet. Şöyle gösteriyoruz. Evet. Beden eğitimi öğretmeni de öğrenciler. Merhaba çocuklar. Merhaba. Kaça kaç? 2-1 mi? Hocam. 15'e 21. Oo. Senin adın ne bakayım? He? Adın ne? Ebru. Kimin kızısın? Musa Yıldırım. Musa Yıldırım'ın? Mustafa. Ha, Mustafa ya. Tamam. Bak ya Mustafa'yı. Kaçko Mustafa'yı. Evet. Daha dün babanla beraberdik. Evet. Burada da aktiviteler olacak. Ortaokul öğretmeni. Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? 7. Sen? Üçünüz 7. sınıfa gidiyorsunuz. Peki.
Hedefiniz ileride ne olmayı düşünüyorsunuz? Hedefim böyle eşit ağırlık okumak istiyorum. Neyi? Ya yabancı dil ya da eşit ağırlık okumak istiyorum. Tamam. Dil okumak ve yabancı dil. Yani ne olmak istiyorsun ileride? Polis olabilir böyle. Polis. Askeri şeylerden olabilir böyle. Öğretmenlik falan. Öğretmenlik, eğitim. Evet, ben sen? Ben küçüklük hayalim olan pilot olmak istiyorum. Küçüklükten beri. Pilot olmak. Aa, tabii hepimizin hayalinde pilot olmak vardı ama sen ne olmak isterdin? Doktor. Doktor. Sağlıklı. Sağlık çalışanı. Senin adın ne? Ayşegül. Ayşegül. Ne soyadın? Sarıgül. Sarıgül. Sen? Gülderen Uymaz. Gülderen? Uymaz. Uymaz. Sen? Ayşe Gizli. 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 Ayşe. Tamam. Evet. Hepsi pırıl pırıl. Bizim genç kızlarımız hepsinin hayali var. Şu anda 7. sınıfa gidiyorlar. Ortaokul 2 oluyor değil mi? 3 mi oluyor? Ortaokul 3, ondan sonra lise. Ama hayalleri şu anda kuruyorlar. Evet, güzel şey. Değerli arkadaşlar, şu anda biz kütüphanedeyiz. Kulunun kütüphanesinde. Bizim ortaokul öğrencileri buradalar. Şu anda film seyrediyorlar. Bir de içeri gidelim. İçeriden çekim yapalım. Cem sineması. Şöyle bir girelim. Öğrenciler film seyrediyor. Görüyorsunuz. Arkadaşlarımla uğraşırsak işte böyle olur. Evet, şöyle. Kapıyı. Evet, değerli arkadaşlar, burası kütüphanenin sinemasi. Ortaokul öğrencileri film seyrediyorlar. Okul müdürü istersen bir kendini hem tanıtsın. Buyur hocam, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Zincirlikuyu Gördoğlu'nun ilkokul ve ortaokul müdürü olarak. Ben Zincirlikuyu Ortaokulu'nda 2 aydır görev yapmaktayım. Daha öncesinde başka okullarda görev yapıyordum. Hani geldiğim süre içerisinde kendi gördüklerimi, gözlemlerimi söyleyeyim. Şu an zaten köyden yardımseverlerimiz sayesinde bu gezi organize edildi. Sponsorlarımız çok teşekkürler. Onlar sayesinde öğrencilerimiz bugün eğlenceli bir gün geçirdiler. Yani benim okulda gördüğüm şu an okul ortamı, yani öğrencilerimiz açısından iyi, çalışkan, başarılı, evet, ve yetenekli öğrencilerimiz var. O öğrencilerimize elimizden geldiğince, hani hem eğitim açısından hem de başka konularda elimizden geldiği konuda yardım etmeye çalışıyoruz. Evet. Zaten eğitim konusunda kaçınılmaz bir şekilde hani hem, evet, öğretmenlerimiz hem idare olarak bütün öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Evet. Ayrıca başarılı ve yetenekli öğrencilerimiz de var. Kulu ortalamasına göre de iyi öğrencilerimiz var. Yani deneme sınavlarında, evet, ortaya çıkıyor bunlar. Benim gözlemlediğim kadarıyla şu an okulumuz sonuçta her okul olduğu gibi, yani benim gözlemlediğim her okulda olduğu gibi okul kurum olarak sonuçta yaşlanıyor. Eskiyen bir bina. Tabii. Nasıl diyeyim? Hani çok uzun cümlelerle söylemeye gerek yok. Evet. Sonuçta bulunduğumuz 50 bina. 50 senelik bir okul. Evet. Yani eskiyen bir binamız var. Bu binanın bazı yerlerinin yenilenmesine ihtiyacımız var tabii. Yenilenmesine ihtiyacımız. Öğrencilerimizin ders dışı aktiviteler olarak bahçede eğitim, bahçede açık hava etkinliklerini yapabilecekleri açık bazı ve kapalı konularda eksiklerimiz var. Bu eksiklerimiz hani giderilse aslında çok verimli olur. Eğitim açısından, çocukların gelişimi açısından, bedensel, evet, aktiviteleri yapabilecekleri bir alanımızın olması bizim de ihtiyacımız. Yani şöyle diyebilir miyiz aslında? Kısaca yani 60-70 tane öğrencimiz var lise hariç. Evet. Yani şöyle bir ortak nokta bulalım. Diyor ki büyük bir hal yapalım, büyük bir kapalı salon yapalım. Hem yarı açık, yarı da kapalı olsun. İçinde voleybol, basketbol oynayacak, koşu meselesi olacak, her türlü spor aktivitelerinin olacağı bir yer. Birlik, beraberlik olalım diyor. Böyle bir şey yaparsak, içinde kütüphanesi olur, duşu olur, spor salonu olur. O açıdan diyor ki bizim size ihtiyacımız var. Ayrıca bizim ortaokul zaten liseyle ortak alanı kullanıyor. Tam orta alanda bir olursa, aynen, lise öğrencileriyle ortak da kullanım mümkün olur. Hem, aynen, o öğrenciler de faydalanmış olur. Evet. Yani ortak nokta.
Çok çok teşekkürler. Biz de teşekkür Allah razı ederiz. Olsun. Sizden gerçekten de. Bizim kasabaya en kısa zamanda böyle uyum sağlamış insanlarla büyük güzel bir iletişim içine geçmiş. Hiç yabancılık hissetmeyen. Tebrikler. Saygılar, sevgiler. Size de saygılar. Çok teşekkür ederiz. Olur.